Evet, sevgili dostlar, herkese selam sevgilerimle. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Yolculuğumuz 4. bölümle devam ediyor. Kocaeli İzmit'ten başlayan yolculuğumuz sırasıyla Başiskele, Yuvacık Barajı, Tepecik Köyü, Orman Yolu üzerinden İnönü Yaylası bölgesine geldik. Zorlu ve tozlu, bir o kadar da keyifli, manzaralı yolculuğumuzun sonunda İnönü Yaylası'yla buluşmanın mutluluğuyla çevreyi incelemeye başladık. Sakarya, Pamukova ilçe sınırlarında yer alan İnönü Yaylası, Başiskele Tepecik Köyü'ne yakınlığından dolayı yoğun olarak kullanılmaktadır. 1050 rakımlı olup çam, orman ve meşe ağaçlarına çevrili bölgenin en güzel yaylalarından biridir. Adını yaylanın sol tarafında, batı yönünde bulunan mağaradan alan İnönü Yaylası uzun geniş çayırları etrafını çevreleyen ormanları ve temiz su kaynaklarıyla bölgenin kamp alanları arasında yer almaktadır. Evet, sağda solda da zaten yaylı evlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Etrafında irili ufaklı mağaralar, yürüyüş için patikaların bulunduğu yayla hem mükemmel bir kamp alanı hem de doğa tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından biridir. Yaklaşık 500 metre genişliğinde, 1,5-2 kilometre uzunluğunda ki yaylada dağınık vaziyette az sayıda yapılaşma mevcuttur. Ülkemizde yaylacıların son temsilcilerini birkaç yaylacı görmek mümkündür. Kışları tamamen ulaşıma kapatılmıştır. Evet, şu anda arkadaşlar yaylanın sonuna doğru gidiyoruz. Orada turladıktan sonra geri dönüp tekrar bu yoldan geçeceğiz. Şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Evet, sağda solda çam ormanları görüyorsunuz. Bizim gittiğimiz ayda yeşillik pek kalmamış, sonbahara doğru gitmiştik. Çayır çimen kurumuş. Evet, sağda kampçıları görüyorsunuz. Evet, kampçılar genelde bu bölgede çadırlarını kurmakta yoğun bir şekilde. Evet arkadaşlar, bu bölgede sizin için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu bölgede eğer çadır kurar, kamp yaparsanız çok çok dikkat edin. Özellikle yöre halkı Karadenizlilerden oluştuğundan dolayı buraya diye kampa gelen bazı sorumsuz arkadaşlarımız sürekli ateşli silahlarla ateş etmektedirler. Bunun için yorgun mermilere dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, döndük. Yaylanın yeniden sonuna doğru gidiyoruz. Birazdan drone çekimleriyle sizleri baş başa bırakacağız. Hatta ismini aldığı mağaranın içinden de görüntüler sunacağım size arkadaşlar. Geniş çayırlar, çimenler, temiz su kaynakları bulunuyor. Zaten bugün de hava açık, gökyüzü masmavi. Temiz hava huzuru istiyorsanız mutlaka İnönü Yaylası'na gelmeniz gerekiyor. Evet, sol tarafta birkaç tane
yapılaşmayı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazıları eski yaylı evleri, bazıları yeni yapılmaya başlanmış. Maalesef o kamp ve piknik alanlarının bulunduğu bölgede yaylanın sonunda çok çok pislik bırakmışlar. Etraf inanılmaz derecede evet, etraf inanılmaz derecede çöp içerisinde olduklarını gördük. Evet, yaylanın genel bir görüntüsünü sizlere sunuyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Hepinize keyifli seyirler dileriz. Evet. Şu anda drone çekimleriyle havadan görüntüler sunuyoruz sizler arkadaşlar. Kış aylarında bu yaylanın yolları tamamen kapalı oluyor. Kardan ulaşım yok. Mayıs ayı itibarıyla buraya çıkma imkanı sağlanabilir. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeni yerlerde yapılmış. Görüntüler ilk girişten havadan çekimler arkadaşlar. Yani baş iskele tarafından geldiğimiz yol üzerinden görüntüleri sunduk size. Evet, muhteşem manzaralı bir yer burası. Mutlaka buraya gelirken hava durumuna bakın. Genelde burası sisli ve yağmurlu olur. Onun için bir sürprizle karşılaşmamak için hava durumunu mutlaka inceleyin arkadaşlar. Evet, burası da yaylanın sonunda kampçıların bulunduğu noktadan hava çekimleri sunuyorum. Ortasından tam bir yol geçiyor. Bu yolun hemen sol tarafında, şu anda gördüğünüz sol tarafında Ercüva Yaylası'na da geçilebilir buradan. Evet sevgili dostlar, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmuyoruz. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunar, keyifli seyirler dilerim.
kesinlikle mağaraya kask ve gerekli mağara donanımları olmadan arkadaşlar lütfen girmeyin. Çünkü ne olup ne olduğunu bilmiyoruz. Her iki tarafa açılan koridorlar var burada. Oradan da birkaç delik bir yere gidiyor. İçinde vahşi hayvanlar da olabilir. Herhangi bir şeyler de olabilir. Onun için önleminizi almadan kesinlikle bu tür mağaralara girmeyin. Ve bu mağaranın burada şu anda dibinde zannedersem bir çukur var. Çukur nereye gidiyor bilmiyoruz. Evet. Herhangi bir şey yok. Çamur çukuru. Yukarıdan sel gelmiş zannedersem. Burayı tıkamış. Buradan da herhangi bir şey var. Kaya oluşumlar nasıldır bilmiyoruz. Buraya tabi defineciler girmiş. Burayı bir elden geçirmişler. Defineciler her yeri kazdıkları gibi burayı da kazmışlar. Ama keşfedilecek mağaralardan birisi. Mağara meraklıları ilgisi olabilir bu içeride. Çalışma yapmış sayın defineci arkadaşlarımız. Ne var ne yok bilemiyoruz arkadaşlar. Evet. Mağaramız bu. Doğal oluşum mağarası da oluşabilir. Çiğdemler zannedersem. Çiğdem bunlar. Keşif için güzel bir yer. Kaya da yosunlaşma. Bakteriler iyi çalışmış burada. Evet. Çiğdemlerimiz burada ama maalesef birkaçını yok etmişler. Halkımız kapanmaya çalışmış. Evet sevgili dostlar, Bendeniz'in objektifinden İnönü Yaylası'ndan muhteşem manzaralar izliyorsunuz. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Selam sevgilerimle. Hoşçakalın.